Selam arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Uzun bir aradan sonra hepinize selamlar, sevgiler. Yaklaşık 4-5 aydır video çekmiyorduk. İyice YouTube'u bırakmıştım. Ama bugün vazgeçtim. Dedim ki döneyim. Her ne kadar sevmeyen varsa bir o kadar da seven var. Onlar için video çekeyim dedim. Beni merak etmişsinizdir tahminim. Ama etmeseniz de çok da sikimde. İster edin ister etmeyin. Ben sadece bu videoyu başından beri beni dinleyen arkadaşlar için çekiyorum. Beni merak eden arkadaşlara şunu söylüyorum. Ben iyiyim. Yaklaşık Haziran'dan beri video çekmiyordum. Çünkü Haziran'ın ilk haftası Türkiye'ye gitmiştim. Türkiye, Bulgaristan. 3 ay orada kaldım. Sonra geri döndüm. Ne zaman döndüm? Eylül'ün ilk haftası Amerika'ya döndüm. Şu an işte Kasım'ın sonundayız. Eylül, Ekim, Kasım. Yaklaşık 3 aydır da buradayım. Yani 3 ay değil ama 3 aya yakın. İyiyim. Beni soran arkadaşlara. Aynı tas, aynı hamam, devam. Çalışıyoruz. Hayatımdaki tek fark şu an Amerikan vatandaşı oldum. Biliyorsunuz Haziran'dan önce başvurumu yapmıştım. Yaklaşık 10 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Normalde 7 yıl önce başvurmam gerekiyordu ama ertelemiştim. Hadi dedim gerek yok, hadi gerek yok. Green Card ile idare ediyoruz, git gel yapıyoruz. Ama baktık Avrupa kapılarında Türklere yapılan kötü muameleler, kimlik sormalar. Baktım bunlar olacak gibi değil. İşte her sene vize alma, Bulgaristan'a vize alma. Mesela Yunanistan'a gitmek istiyorum, gidemiyorum. O yüzden bu sene vatandaşlığa başvurdum. Başvurmamın nedenlerinden biri de Kasım ayında, yani bu ayın 20'sinde Türk pasaportum doldu. Yani Türk pasaportum dolacağı için, bir daha da Türk pasaportu kullanmak istemediğim için Amerikan vatandaşlığına başvurdum. Biliyorsunuz yazdan önce numaramı aldım, gittim fotoğraf falan çektirdim, parmak izi verdim. Sonra Türkiye'ye gittim. Bu benim yaptığım büyük bir riskti. Sonuçta ben Türkiye'deyken beni sınava çağırabilirlerdi. Ben bu riski aldım göze, ondan sonra Türkiye'ye gittim. Arkadaşlar, Ağustos'un 17'sinde ben Bulgaristan'dayken bana mail geldi. Size gün verilecek diye. Yani sınav günü. Ama sınav gününü göremedim. Çünkü gelen mailde sonraki günlerde verileceğini söylüyordu. Yani 10 gün içinde. Sonra ben bu şeyi unuttum. Günü. Buraya geldim arkadaşlar. Eylül'ün 16'sında akşam saat 9'da benim aklıma geldi. Dedim bu vatandaşlıktan bana kağıt da gelmedi. Postalar gelmiyordu çünkü ben buradayken posta şeyini iptal etmişler. Çünkü postalarımızı almamış sağ olsun kahpe komşu, yan komşu. 2 ay postalar alınmayınca haliyle bir daha da posta mosta gelmemiş. Neyse 16'sı akşam saat 9'da Amerikan göçmen sayfasına girdim. Kendi sayfama baktım. Bana gün vermişler. 16'sında öğrendim. Hatta günü açmadan önce kendi kendime dedim ki kesin dedim kaçırdık. Daha günü görmedim. Sonra PDF'e tıkladım. Arkadaşlar bana ne güne gün vermişler biliyor musunuz? 17 Eylül saat sabah 9. Saat akşam 16'sında akşam 9'da ben bunu öğreniyorum. Hemen başlıyorum çalışmaya. Hiç çalışmamıştım. Bir ara çalışmıştım. Videoda çekmiştim. O 100 soruyu ezberlemek için oturdum çalıştım. Sabaha kadar bir şişe şarabı içtim. 100 soruyu da ezberledim. Sınava gittim hiç uyumadan Chicago'ya. Ondan sonra arkadaşlar sınava aldılar beni. İlk beni aldılar. Uykusuzum.
Saç sakal birbirine karışmış. Herkes takım kıyafetle gelmiş. Ben normal ev kıyafetlerimle geldim. Beni sınava alan eleman göçmen de Irak'ta savaşmış. Tabii Türk olduğumu öğrenince bir sevindi böyle. Muhabbet gır gır derken biz sınavı geçtik. Adam da sevindi sınavı geçtiğime. Sonra bana gün vereceklerdi. İşte günde verdiler. Kasım'ın başında galiba yanılmıyorsam. Chicago'da seremoniye katıldım. Sertifikamı aldım. Şimdi de pasaportuma başvurdum geçen hafta. Önümüzdeki haftada pasaportum gelecek. Velhasıl şansa vatandaşlığı almış olduk. Eğer ben o gün internetten o şeye bakmasaydım sayfaya, benim en az bir sene atacaktı günüm. Çünkü sınavı kaçacaktım. İşte şans. Velhasıl artık Amerikan vatandaşıyız. Bundan sonra Türk kimliği falan kullanmayacağım. Türk pasaportunu kesinlikle kullanmak istemiyorum. Arkadaşlar bu an neredeyim? Şu an kızımı okuldan almaya geldim. Saat şu an arkadaşlar 2:30. Bakmayın burada 1:30 yazıyor. Bu 1:30 Chicago saati. Benim yaşadığım yerde saat şu an 2:30. Normalde kızım 6'ya kadar duruyordu ama artık durmak istemiyor. Beni 2:30'da alın dedi. Ben de şimdi onu 2:30'da almaya geldim. Buradan da benzin almaya gideceğiz. Gene aile marketimiz Costco'ya. Bu videoda sadece size geri döndüğümü haber vermek istiyorum. Güzel muhabbetler edeceğiz. Uzun bir zamandır konuşamıyoruz. Neler yaptım, neler ettim. Bulgaristan nasıl geçti, Türkiye nasıl geçti, nasıl gittik, nasıl geldik, Kapıkule'de neler yaşadık. Bunları anlatmayı düşünüyorum. Türkiye'deyken sigaraya başladım gene. Tam 2 ay sigara içtim. Özellikle Bulgaristan'da 1 ay günde 2 paket içtim. 2 ay acayip sigara içtim. Ondan sonra buraya gelirken havaalanında bıraktım. Kendime söz vermiştim zaten. Şimdi de spor yapıyorum. Çok fazla alkol tükettik. Bulgaristan'da malum. 1 ay boyunca her gün alkol aldık, kilo aldık. Şimdi o kiloları vermek için uğraşıyorum. Videolar gelecek arkadaşlar, bekleyin. Bundan sonra karşınızda Amerikan vatandaşı bir kardeşiniz olacak. Artık Green Card macerası bitti benim için. Evet arkadaşlar, kızımı aldım okuldan. Şimdi eve gidiyoruz. Eve gitmeden de bir benzin alayım. Işık yanıyor. Gördüğünüz gibi dışarıda yağmur var. Artık buraya kış geldi. Geçen hafta lapa lapa kar yağıyordu. Bu hafta böyle daha güzel. Amerika'nın doğu kısmı böyle. Buralarda bahar yok. Cart diye yaz bitiyor, hemen kış geliyor. Cart diye kış bitiyor, yaz geliyor ondan sonra da. Aradaki baharlar çok kısa. Şimdi gidelim. Arabamıza benzinimizi alalım. Bugün günlerden de Perşembe. Biliyorsunuz çalışmıyorum. Yarın Cuma, yarın iş günü. Hazırlığımızı yapalım. Evet, bundan sonra beraberiz. Artık daha kısa videolar atacağım. Benzinimizi de alalım gelmişken. Arabada benzin yok. Bakalım benzin fiyatları ne kadar? Yazın döndüğümde 2.5'ti, yani 2.5 dolardı. Şimdi ne kadar oldu bilmiyorum. Bakalım ne kadar olmuş. Tahminim 2 dolar civarı. 2.10 olmalı.
Arkadaşlar benzin şu an 2.18. Yani her gün düşüyor. Kaliforniya'da 4.5 dolarmış. Burada 2.18. Yaklaşık %50 daha ucuz burası. Haliyle arabalarda çok ucuza doluyor. Benim araba 25 doları geçmiyor arkadaşlar. Full dediğim. Dolmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu an 17 dolar oldu. 20 doları geçmez. Geçti. 21, 22. Depo iyice boşmuş. Gördüğünüz gibi yaklaşık 10 galon benzin aldım. 10 galon 22 dolara. Biraz daha dolduralım. 23 dolar. $23 depoyu dolduruyoruz. Aynı model arabanın Kaliforniya'da 50 dolara doldurdu duydum, biliyorum. Kayınpederim öyle söyledi. 12-50 dolara doluyormuş. Wow, dışarısı buz gibi. 50 dolara doluyormuş. Benim burada Sorento, Kia Sorento Jeep'im 35 doları geçmiyor. Düşünün artık. Aradaki farka bakın. Benzin ucuz. Benzin daha da ucuzlayacak arkadaşlar. Çünkü havalar soğuk. Kış 2 doların altına düşecek. Neyse artık benzinimizi aldık. Eve gidelim. Bugün böyle olsun. Bir video çekeyim istedim. Geri dönüşümüzü kutlayalım. Beni merak eden arkadaşlara selamlar. Şimdilik iyi bakın kendinize. Görüşürüz.